Herkese merhaba. Eskişehir netten. Son Nokta programındayız. Sabah söylemiştim. Konuğumuz var. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl şu anda karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu anda iyi görüyoruz ama korona evet. biraz sıkıntılı atlattınız. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Çok sağ olun. Şu anda bir sıkıntı yok. Efendim şu an bir sıkıntı yok. Ee, tabii sıkıntılı bir süreci yaşamıştık. hı. -hı. Ama Allah'ın yardımıyla şu an sağlığımıza kavuştuk. Hiçbir problem yok. Her şey yolunda. Evet. Fesih gölle tabii ki konuşacağımız çok uzmanlık alanı fazla olduğu için siyasetten kentsel dönüşüme kadar evet. burada geniş bir yelpaze var ama evet. Saadet Partisi'nin gündemine geçmeden halkın, esnafın, tüccarın, evet. ekonominin gündemi. Evet. Biraz sektör bazıyla, inşaat sektörü anlamında biraz evet. yaptığınız iş anlamında bir de Tam çarşının ortasındasınız. Evet. Asarcıklı'daydı değil mi Evet, içinde? Asarcıklı, evet. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Ne oluyor başkanım? Efendim, öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten Türkiye'nin bugün belki en önemli gündem maddelerinden biri yaşam problemi ve ekonomik evet. sıkıntılar. Ciddi sıkıntılarla toplumun her kesimi karşı karşıya. Tabii bunu belki bütün kesimleri bir bütün olarak ifade etmek lazım. Ama bunu belki rakamsal olarak ifade etmek çok daha doğru olabilir. Burada Konda'nın yaptığı bir araştırma var. O araştırmada diyor ki hem elektrik hem su parasını ödeyememiş olanların sayısı yüzde sekiz. Yani yaklaşık 5 milyon insan bir hanedeki yetişkin iki elzem ihtiyaç unsuru olan elektrik ve su faturasını ödeyememektedir. Böyle bir tablo var. Toplumun yüzde yetmişi hem kendi hanesinde hem ülke genelinde bir ekonomik darboğaz olduğunu kabul ediyor ve bu darboğazı yaşıyor. Ayrıca toplumun yüzde 82'si ya hiç geçinemediğini ya da kıt kanaat geçindiğini ifade ediyor. Dolayısıyla algıların ötesinde toplumun yaşadığı bir problem var. Bu ekonomik problem. Dolayısıyla tabii bunun yapısal olarak öncesi de var. Pandemiyle ilgili bir pandemi sürecinde de yaşanan evet. sıkıntılar var ama bir bütün olarak değerlendirdiğimiz, değerlendirdiğimizde özellikle 18 yıldan beri uygulanan ekonomik politikaların yanlışlığı yüzünden aslında bu noktaya geldik. Türkiye üreten bir ekonomik modelden vazgeçti. Türkiye, tüketim ekonomisini ve borca dayalı bir ekonomiyi benimsediği için bugün sonuçlarını hep olumsuz olarak yaşıyoruz ve toplumun her kesimini ciddi oranda etkiliyor. Tabii ben inşaat mühendisiyim. İnşaat sektöründe ciddi bir daralma var. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla geçen TÜİK'in bir araştırmasında özellikle 2019 sonu itibariyle Türkiye'deki konut satışı yüzde %35 oranında düşmüş. Bu önemli. Hı hı. Ama buna mukabil tabi insanlar arz talep dengesini göz önüne alarak bir ortada fazla bir konut olduğu ifade ediliyor ama dolayısıyla bunu üretmişsiniz fakat satma imkanınız yok. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla krediyle ve borçlanılarak yapılmış bir sürü inşaat var. Hı. Hem müsaitler açısından hem özellikle kat mülkiyeti açısından da daire alanı açısından ciddi bir ödeme problemi de var. Bu problemi hep birlikte yaşıyoruz. Evet. Şu anda inşaat yapma oranı e, TÜİK'in açıklaması demişken TÜİK iki gün önce paylaştı, evet. yanılmıyorsam konut satışları bir önceki yıl Ocak ayına oranla yüzde 47, 48 evet. neredeyse evet. yarı yarıya azalıyor. Tabii. Şu an inşaat yapan var mı? İnşaat yapan şu an e, yani oransal olarak belki ifade edersek çok azaldı aslında. Ben tabii Hı -hı. yaklaşık 17 yıldır bu sektörün içindeyim. Yapı denetim sektörü içerisinde. Yani yıllara oranla bunu mukayese ettiğimiz zaman daha önce eski şehrimiz açısından mukayese edersek bir yılda 4 milyon metrekarelik bir ruhsat alınabiliyordu. Hı. Şu an 2020 itibariyle bunu mukayese ettiğimiz zaman 550 bin metrekare. 4 milyondan, yani milyondan metrekare 550 bine. bin metrekare düştü. Yani burada ne kadar düştüğünü... Ruhsat sektör. alan herkes de inşaat... Yapamıyor. Yapmıyor, yapamıyor. Yapsa bile satamıyor. Tabi gerçekten borçlanılarak yapılıyor. Burada tabi sektörel anlamda malzeme satan firmalar, işte Hı -hı. kredi veren bankalar, işte müteahhit işte çalışan insanlar açısından bir zincir aslında burada ciddi şekilde etkileniyor. Ama bunu bir Saadet Partili olarak ifade edeyim. Bu dönemde en çok kazanan, kar eden kuruluşlar bankalar. Onu da ifade edeyim. Faiz evet. lobisi. Aynen öyle. Evet. Başlığımıza, asıl konumuza ya evet. da sizi davet nedenimize dönelim. Evet. Saadet Partisi'nde neler oluyor diye şöyle bir gireyim <laughs> yuvarlak bir cümleyle. Efendim, e, Saadet Hep gündemde. Tabii doğrudur. Şimdi de değil. Evet. Bir yıl önce, evet. iki yıl önce, üç yıl Aynen. önce Saadet. Evet. Saadet Partisi ifade buyurduğunuz gibi Türkiye siyaset siyasetinin son 50 yılını formatlayan, milli görüşün temsilcisi olan bir partidir. Dolayısıyla milli görüşün bu ülke siyasetinin son 50 yılını aslında formatladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Temsilcisi de Saadet Partisi. Tabii Saadet Partisi insan merkezi bir siyaset yapıyor ve siyasetin merkezi insan var. Yani insanı değerli kılan ve insanı yarınlarına umutla bakabileceği her ne varsa bunu parti programında ortaya koymuş ve iktidar imkanı elde ettiği dönemlerde de bunu başarmış bir düşünce. Tabi bize zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki efendim siz Saadet Partisi yeni kurulmuş. 2002 yılında kurulmuş bir parti ama siz son 50 yıldan bahsediyorsunuz. Efendim 1969 yılından beri başlayan bir milli görüş hareketi vardır. Bunun partileri var. Dolayısıyla son temsilcisi de Saadet Partisi. Bunu birbirine ait edemeyiz. Kapana kapana geldik bugünlere. <laughs> Aynen böyle. <laughs> yenilgi yenilgi büyüyen bir zaferden bahsedilir. Aynen öyle. Ee, Sözünüzü şöyle kesmek istiyorum başkanım. Şimdi biz bir referandum yaptık. Dediler ki ya iki partili sisteme gidiyoruz Amerika'daki gibi işte ismi Demokrat Cumhuriyet olmaz ama burada da işte iki partili bir sistem olur. Küçük partiler çok zarar görecek. Küçük partiler yok olacak. Kimseye dönüp yüzlerine bakmayacak. Evet. Hiç öyle olmadı. Evet. Parti sayısı artıyor. Evet. Bütün partiler kıymetlendi. Evet. Evet. Kapınızı çalıyorlar. Evet. Bunu nasıl açıklayacağız? <laughs> Efendim, e, tabii diğer partiler dışında Saadet Partisi'nin e, temsil ettiği görüşün, düşüncenin bir özgür ağırlığı var. Bu çok önemli. Hı hı. Bu özgür ağırlığından ötürü aslında Saadet Partisi şu an Türkiye'nin gündeminde. Daha önce de ifade ettiğiniz gibi gündemdeydi. Çünkü gerçekten biz, burada notumu almıştım, çok ifade ediyorum Biz Saadet Partisi olarak Türkiye'de iktidarların oluşturmaya çalıştığı algıların ötesinde insanların gerçekte yaşadıklarının sesi olmaya çalışan bir düşünceyiz. Bu çok önemli. Hı hı. Yani siyasetimizin merkezinde bu var. Bu olunca da tabii özgür ağırlığımız olduğunu herkes kabul ediyor. Bugün Türkiye'de maalesef ortak sorunlarımız var. Ortak çözüm gerekiyor. Yaşam, insan, hak, Türkiye, herkes kurgulu bir iletişim diliyle biz siyaset yapıyoruz. Tabi caizse insanlar tepeden bakmıyoruz. Onlarla birlikte beraber yaşıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla ülkenin sorunlarını hep birlikte biliyoruz. Onun için biz aslında bugün özgür ağrımızı artıran unsurlardan birkaç tanesi burada ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemizi ve milletimizi yoran 11 tane temel sorunumuz var. Temel derdimiz var bu ülkede. Hı hı. Bu birincisi kutuplaşma, ikincisi hukuksuzluk, üçüncüsü liyakatsizlik. Bir numara kutuplaşma. Evet, aynen böyle. İkinci hukuksuzluk. Maalesef bugün adaletten hı hı. bu ülkeden bahsedemeyiz. Liyakatsizlik şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten uzak bir yönetim anlayışı, basın, yayın ve fikir hürriyetini kısıtlama, baskı, ahlaki ve manevi değerlerdeki çöküş ve kültürel yozlaşma, israf, rüşvet, yolsuzluk ve yolsuzluk kıskacı, işsizlik, geçim sıkıntısı ve gelir adaletsizliği, üretime dönük olmayan borca dayalı bir ekonomik model, hı hı. iş güvenlik sorunu, dış politikada tarsızlık var, biz tabii bu 10 tane temel soru sorarken aslında sizin sorunuza şimdi cevap vereceğim. Yani bizi diğer partilerden ya da diğer görüşlerden farklı kılan aslında 7 tane temel e, argümanımız var belki. Biz bu ülkede 83 milyonun bir arada ve beraber yaşamasının mümkün olabileceğini ortaya koyabilen bir partiyiz. Bu da toplumsal barışla mümkün olabilir. Herkes için adalet. Yani burada herkes için adaletsiz öncelediğiniz zaman bir problem olmasın. Görevde liyakat. Hı hı. Ben aslında bu liyakatla ilgili mutlaka bu bu kısmı ifade etmem lazım. Bakınız uluslararası Higher Education dergisinde yayınlanan bir makale Türkiye üniversitelerinde görevli 70'in üzerinde rektörün bilimsel üretim yerine tweet atmakla ilgilendiklerini ve tweetlerin büyük bölümünde de hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı'na bağlılık Bağlılıkların yansıttıklarını görüyoruz. Son dönemde o tarihten bahsediyorum. Atanan 6 tane rektörün 3'ünün hiçbir makalesi maalesef yok. Dolayısıyla açıkçası liyakata bu ülkede bu dönemde önem verilmemektedir. Onun için bir saadet parçası var. Diyoruz ki siz eğer işi hak edene vermezseniz hak edene zulüm yaparsınız. Hak etmeyene de ver, verirseniz bu işi herkese zulüm edersiniz. Şu an maalesef bu anlayış herkesi zulümü esas almış durumda. Dolayısıyla biz liyakatın sadece bir kelime olarak değil yaşamımızdaki karşılığını da her anında görüyoruz. şeffaf yönetim ve denetelere birlik. Bu Türkiye'de maalesef hı hı. bundan bahsedemeyiz. Biraz daha büleyim hemen. E, ziyaretler oluyor. Hemen Eskişehir'e evet, bir gelelim evet. sonra tekrar Saadet e, tab, Partisi. Tab, tab, Çünkü tab, tab. aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi. Tab, aynen Ankara'dan haberler istiyoruz. <laughs> evet. Ankara'da şu an ne konuşuluyor? Saadet evet. Partisi genel evet. merkezinde. Ziyaretlerden kastım. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi evet. Parti, evet. orada DEVA Partisi evet. zaman zaman. Siz ona geliyorsunuz, onlar size geliyor. Böyle evet. bir trafik var aranızda. Neler oluyor? Efendim gerçekten önemli. Çünkü Türkiye'nin şu an içerisinde bulunduğu şartlar. Bu siyasi partilerin bir araya gelmesini aslında zorunlu kılıyor. Tabi burada ben tabi bir partili olarak temel başkanımızın bilgiye kişiliğinden ötürü bütün partiler onun bu tavrından etkilenmiş durumdalar. Hı -hı. Dolayısıyla görüş alışverişi bu konuda oluyor. Özellikle bu yeni dönemde tek partili bir yönetim anlayışından bu ülke nasıl kurtulabilir? Bu Türkiye'nin sivil demokratik insan haklarını önceleyen herkesin kendi tarifini içine bulabildiği özgürlükçü bir anayasa ihtiyacı var. Bu anayasayı nasıl yapabiliriz? Hı. Toplum önüne nasıl bir mutabakat metni koyabiliriz? İşte adalette, üretimde, eğitimde, dış politikada, basın özgürlüğünde. Hı. Dolayısıyla bu konularla ilgili partimizin söylediği görüşler diğer partilerce karşılık buluyor. Dolayısıyla biz burada Hiçbir partiyi ötekileştirmeden Türkiye'nin temel meselelerini gündeme getiriyoruz. Ve bu meselelere yönelik çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Bir e, cümle şeyi merak edeyim. Laiklik. Anayasadaki laiklik ilkesi. Evet. Çok efendim, çok net bir cümle alayım. E, efendim, e, yani bunu ben, temel başkanımıza da televizyonda sıkıştırarak sordular. Türkiye'nin elbette en önemli meselelerinden biri olarak belki kabul edebilir miyiz, etmeyiz. Ayrı bir konu ama netice itibariyle daha önemli meselelerimiz var. Bu meseleleri gündem yapmak daha doğruyu diyorum. Evet. evet. Ee, ama çünkü bu da önümüzdeki dönem çok konuşulacak gibi. Onun için sordum. Ziyaretlerde Eskişehir'de ne oluyor? Biraz Eskişehir. Efendim Eskişehir'de bir Saadet Partisi olarak e, öncelikle bütün siyasi partileri ziyaret etmek istiyoruz. Parti programımız gündemimize bunu aldık. Zaman zaman e, randevu almaya talep ediyoruz. Tabi burada hakikaten bu ziyaretlerimiz sadece bir nezaket ziyareti değil. Burada Hı -hı. bu dönemde nasıl birlikte olabiliriz? Ülkenin meselelerine farklı noktalarda farklı dünya görüşlerimiz olsa bile ötekileştirmeden, bir başka partiye benzetmeden kendimizi düşüncelerimizi Hı -hı. muhafaza ederek bu ülkenin sorunlarını nasıl çözebiliriz konuşuyoruz. Biz Parti Genel Merkezi olarak bu karar aldık. Tamam. Aslında biz bu karar çerçevesinde partileri ziyaret ediyoruz. Biz bu ziyaretleri yapınca onlar da iade ziyaret yapıyor. Tamam. Bir nezaket ziyareti değil bunlar. Kesinlikle değil. Isınma turu gibi bir şey kullandım ben geçen gazetede, ama evet. o da değil gibi. Çünkü değil, değil. Hayır. şimdi Cumhur İttifakı kapınızı çalmış durumda. Evet. Artık evet. resmen isteniyorsunuz. <laughs> en üst düzeyde Cumhurbaşkanı evet. ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Bey ziyaretiyle evet. evet. başladı bu süreç. Ama Millet İttifakı ile de çok yakın temas var. Evet. Ama evet. hiçbir ittifakta da değilsiniz resmi olarak. Evet. Bizim Saadet Partisi olarak tabii seçim işbirliği demek daha doğru olabilir. Hı hı. Yani işte geçmişte onaylanan anayasa hükümlerine göre bir ittifak partilerinin bir araya gelme zorunluluğu aslında ortaya çıktı. Aslında biz diyoruz ki madem Türkiye'de barajı ortadan kaldırın partiler kendilerini özgürce ifade edebilsinler. Dolayısıyla hazine yardımlarından eşit şekilde pay alsınlar. Dolayısıyla bu ittifaklara gerek kalmadan herkes kendi gücü oranında hı hı. parlamentoda temsil imkanı bulabilsin. Bu daha doğru olan. Ama bu seçim sistemiyle partilerin bir araya gelmesi bir zorunlu gibi aslında. Bunu öyle ifade edelim. Biz tabii henüz seçim saati mahalline girmeden bu ittifakları konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama netice itibariyle de bu seçim tarihi belli olduğu zaman da mutlaka böyle bir ittifak görüşmelerinin daha hızlanacağını söylüyoruz. Evet, bu çok önemli. Yani bu, bu dönemde de Saadet Partisi'nin bir duruşu var. Yer bütün partilere Türkiye'nin temel problemleri konusunda bir uzlaşma metni ortaya koyarak bir mutabakat metni diyoruz. Hı hı. Bu metin çerçevesinde biz bir işbirliği yapabiliriz. Daha sonra parlamentoya girdiğimiz zaman herkes kendi dünya görüşüne, parti tüzüğüne göre çalışmalarını, çalışmalarını yapabilir evet. diyoruz. Ee, bu arada tabii Saadet Partisi'nin ölünmesi de gündemde. Yani orada e, parçalanmak mı isteniyor evet. yoksa içeride bir tabanda fikir ayrılığı mı var? Şimdi bunu da Genel idare Kurulu üyesi Saadet Partisi'ni yöneten evet. isimlerden evet. birisi olarak evet. yanıtlamanızı istiyorum. E, efendim tabii e, ben bunu çok samimi olarak söylüyorum. E, biraz daha farklı cümleler burada kurmaya gayret edeceğim. E, maalesef bugün iktidar olan güç e, diğer partiler üzerinde böyle bir operasyon yapıyor. Bunu açık söylüyorum. Hı hı. Dolayısıyla burada birlikteliği engellem adına her ne gerekiyorsa bunu ifade ediyor. Hatta geçen e, bunlar normal şeyler değil mi ama değil, şöyle normal. Değil, değil. Siyasetin doğası göre. Mesela Devlet Bey de Meral Hanım'ı çağırıyor. Evet. Yuvana dön, evine evet. dön diyor. Ee, şimdi ama yuvaya dön, yani evine dön Zaten ben evime gidiyorum diyor. Dolayısıyla ama bir evim vardı. <laughs> <laughs> Fakat orada evine dönmezsen ben başka şey yaparım diyor. Arkasından başka bir ima var. O çok önemli. Dolayısıyla. Hı -hı. Efendim geçen Numan Kurtulmuş Bey bir televizyon programında efendim işte bizim şu an Saadet Partisi ile ilgili yaptığımız bu görüşmeler çok kıymetli değerli ama neticede tavanda bir eğer karşılık bulmazsa tabanda insanlar bizim sesimize kulak verebilir diye tabana burada aslında bir hmm. mesaj veriyor. Bu da böyle bir görüşmenin aslında samimi olmadığını ortaya koyuyor. Ama Saadet Partisi şunu söylüyor. AK Parti'nin politikaları yüzünden, yanlış politikalar yüzünden ülke bugün bu hale geldi. Dolayısıyla biz yanlış politikaların e, yanlış politikalara asla destek veremeyiz. AK Parti'nin günahlarına ortak olamayız. Çok önemli. Dolayısıyla AK Parti bugüne kadar uyguladığı temel politikalardan vazgeçerse bu ülke adına o zaman bu görüşmeler yapılabilir. Yoksa bizim normalde herhangi bir bakanlık, milletvekili ya da beklentilerimiz asla yok. Makamları isteyerek biz bir yerlere gelmek istemiyoruz. Ülkede 83 milyonun talebi var. Ben geçen genel idare kurulunda da kısmen bunu ifade ettim. Elbette biz parti olarak gerçekten teşkilatları kuvvetli olan bir partiyiz. Dolayısıyla burada bizim teşkilatlarımız genel merkezimizin aldığı karara uyar. Çok net ifade ediyorum. ama genel merkezimiz de 50 yıldan beri Saadet Partisi, Milli Görüşüm Partileri olarak bizi tabanımız hiç yanıltmadılar. Yani oradaki yönetim kurulu hiçbir şekilde Hı -hı. yanlış bir şey onay vermediler. Dolayısıyla bu dönemde de böyle yanlışlara bizi ortak edebilecek bir karar çıkmıyor. Evet. Siz hem Temel Bey'le, zaten evet. genel başkan evet. Temel Karamoğlu'yla evet. hem de Mustafa Bey'le de hala temas istişare halindesiniz. Evet, Mustafa evet. Kamalak. Evet. Ee, bugüne kadar olsaydı zaten o tabandan kayma tabii, ya tabii. da sizin tabana sızma evet. girişimleri diyelim, evet. Evet. olurdu. Referandumlar, evet. seçimler, tabii, ne tabii, kritik tabii, neler tabii, geldi tabii. geçti. Tabii. Ee, ama bu nokta burada duruyorsunuz evet. hala. Hatta bunu ben ifade edeyim. Sayın Numan Kurtulmuş Bey bizim Saadet Partisi'nin genel başkanı iken bir konuşmasında ben de yakında bulunuyordum. Bizim için en tehlikeli olanlar gizli AKP'ler demişti Saadet Partisi içerisinde. Diyorum ki <laughs> demek ki söylene de söylesene bakıyorum bazen. Evet. Bizim şu an gizli AKP'li yok içimizde onu söyle. Bizim tabanımız gerçekten bu ülkenin gerçeklerini bilen ve çözümü de benimsemiş Çözümü de ancak milli görüşün temel ilkeleriyle olabileceğini hı hı. savunan bir e, topluluk veya bir grup veya ne derseniz. Dolayısıyla ilkelerden vazgeçmiyor Genel İdare Kurulu'nda bir e, çatlak ses var mı? Ben Genel İdare Kurulu'nda Çünkü onlar biraz Yok şöyle şey. söyleyeyim. Genel İdare Kurulu genelde e, efendim e, Saadet Partisi Türkiye siyasetinin formatı bir partidir. Bu eğer bir ittifak olacaksa seçim işbirliği Saadet Partisi'nin çatısı altında olmalıdır diye görüş beyan edenler oldu. Hmm. Genel Başkanımız da bunun için erken bir zamandır. Dolayısıyla biz bugün erken bir konuyu tartışmamızın bir anlamı yok diye ifadesini kullandı. Tamam. Yani hani bir, üçüncü bir ittifaktan bahsediliyor ya yani bu Saadet Partisi'nin e, çatısı altında olsun deniliyor ama Türkiye'deki realite, gerçekleri de burada göz ardı etmemek lazım. Hmm. Türkiye'nin gerçek bir problemi tek adam yönetimin ülkeye getirdiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Bu süreç devam ederse ülke çok ciddi bedeller ödeyebilir. Hı -hı. Dolayısıyla bu tek adam sisteminden bu ülkenin kurtulması için öncelikle e, partilerin hangi partinin çatısı altında olacağından ziyade temel ilkelerde birleşerek bu sistemi değişikliği için bir adım atmaları lazım. Çünkü Anlaşıldı bu, fark... bu. Evet. Üçüncü ittifak soruları arasındaydı. Çünkü bir süredir e, en azından ben 3-5 aydır duyuyorum, evet. Belki daha fazlası var. Şöyle deniyor. Şimdi bir Cumhur İttifakı var. AK Parti ve MHP'den evet. oluşuyor. Evet. Millet İttifakı var. E, ama her ikisine de sıcak bakmayan bir kitle var. Evet. Bunlar işte muhafazakar, demokrat, ütüdeyi evet. ne dersek evet. diyelim. E, bazılarına bileşenlerinden dolayı. Evet. E, bazılarında ana aktörlerinden dolayı. Evet. Her iki ittifaka kadar biraz böyle şey yani evet. bekliyor gibi. Burada bir üçüncü ittifak işte deva, gelecek, saadet böyle bir bu ittifakın adını da bulabiliriz şu anda hemen. Efendim yani açıkça ifade etmek gerekir, dürüstçe söylüyorum. Bunu dilendiren arkadaşlarımız oldu. Yani bu şekilde yani sizin ifade ettiğiniz gibi işte Saadet Partisi, İyi Parti, Deva, Gelecek, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi bu önemli. Hı -hı. Burası bu partilerle oluşabilecek bir ittifakın aslında çok önemli bir netice elde edebileceğini söyleyen arkadaşlarımız var. Tabi söylemde ama Türkiye'nin gerçek realitelerini düşündüğümüz zaman netice alabilmek hangi yönüyle mümkünse o daha doğru olabilir. Biz neticeye yönelik... Netice 50 artı 1. Tabi bu dolayısıyla 50 artı 1 burada önemlidir. O bu halde 50 artı 1 ile ilgili biz nasıl bir kombinasyon mu diyoruz? Dolayısıyla nasıl bir çalışma yapacaksak Buna, ne gerekiyorsa. Tabii gerekiyor. Yani burada insanlar bizi yalnız anlamasınlar. Ben burada ekrandan ifade ediyorum. Hı hı. Biz Saadet Partisi olarak herhangi bir partiyle seçim işbirliği yaptığı zaman asla ve katta temel ilkelerimize vazgeçmiyoruz. Başka partiye benzemiyoruz. Duruşumuzu olduğu gibi ortaya koyuyoruz ama ülkenin önemli problemleri var. Bu problemler ancak bu şekilde çözülebilirse ona katkı verebiliriz diyoruz. Tamam. Ee bize soruldu efendim. Diyorlar ki yani siz yani düşünceler AK Parti'ye daha yakınsınız. Dolayısıyla AK Parti Cumhur İttifakı içerisinde e, yer almak daha doğru değil midir? Ben Eskişehir il e, İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak diyorum ki efendim bizim seçim işbirliği ittifak temel maddelerimizde dört tane önemli konu var. Bu dört tane önemli konuyu AK Parti kabul ederse Cumhur İttifakı'yla da birlikte olabiliriz. Ama yani. AK Parti'nin bunu kabul etme imkanı yok. Çok net, evet. bilinmesi gerekiyor. Ee, şu da zaten yani düşünülmüyor ya da size yakıştırılmıyor en azından. İşte bir takım bakanlıklar, bir takım şu sayıda milletvekili falan gibi. Evet, onlar tabii. hiç masada bile yok diyorsunuz. Kesinlikle diyorsun. hiç yok. Ee, taban, taban çok önemli. Ee, Saadet Partisi de bundan kopmayan partilerden birisi. Ee, i̇şte o teşkilat... Evet. E, Emek'ten Çamlıca'ya, Batı kentten Vişneli'ye kadar. Evet. O ara sokaklarda gezinmek bu. Taban hani ya biz ne yapıyoruz? Ee, sizin gelip tabiri caizse yakanıza yapışan evet. var mı? Bizim partimiz niye böyle ne oluyor falan diye. Efendim tabandan zaman zaman tabii çok olmamak kaydı birkaç kişi veya sayısal olarak çok az oranda e, teşkilat mensuplarımız bizi arayıp ya da bizimle görüşmek istiyorlar. E, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir süreci evrilecek ülke diyorlar. Biz tabii orada hakikaten Türkiye'nin genel problemlerini, Türkiye'nin geldiği noktayı, sonrasıyla ilgili görüşlerimizi ifade ederken, yani bu algıların etkisine kalan insanlar elbette var. Çok net söylüyorum. Hı -hı. Yani burada ahlaki veya manevi değerler üzerinden işte efendim işte CHP ile ilgili çekincelerini ortaya koyuyor ama biz de diyoruz ki bu mesele CHP'nin meselesi değil. Bu mesele ülke meselesi. Dolayısıyla biz ülkede top yakın 83 milyon insanın bir arada ve beraber yaşamasının mümkün olabileceğini ifade ediyoruz. Bu da mümkündür. Dolayısıyla bu da partimizin temel ilkelerine vazgeçmeden bunu yapmamız çok mümkündür ifadesini kullanıyorum. Yani ben daha önce çok yüksek ses yok. Yok. Ama burada tabi kesinlikle yok. Genelde algı, algı da yok. yok. İl başkanlarında da yok. ama netice itibariyle bu süreci çok iyi takip ediyoruz. Bu süreçte sadece partimizin geleceği açısından değil, Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Evet. Bu çok önemli. Ee, Türkiye'nin bu coğrafya için e, e, özellikle ifade ettiği anlamı da söylüyoruz. Evet. Algı olmaması e, ya da e, siz sadece sizin teşkilatınıza muhalefet partisine e, şey değil bu evet. bütün hepimiz için çünkü evet. e, bir konuşma bir kongredeki konuşma bile Sayın Cumhurbaşkanının evet. 117 kanaldan birden canlı yayınlanıyor ve bu her gün Aynen. yayınlanıyor. Aynen öyle. Yani e, öyle düşünmeler normal gelen tabii. arkadaşlarımızın, tabii, tabii. abilerimizin. E, biz tabii e, parti toplantılarımızı yapıyoruz Zoom üzerinden yapıyoruz ve bu toplantılarımızı sürekli devam ettiriyoruz. Elbette bu tür sorulara zaman zaman çok az da olsa muhatap oluyoruz hı hı. ama dediğimiz gibi bilge bir başkanımız var Temel Bey. Zaten Temel Bey bizim bu konuşmalar gerçekten bütün toplumun veya bütün bizim tabanımızın e, bu şekildeki algılara kurban olmamak adına söylediği sözler ciddi şekilde onları etkiliyor, motive ediyor ve aslında bu dönemi daha çok kuvvetleniyoruz ve güçleniyoruz. Vallahi evet. De. Programı bitiriyoruz. Eyvah, eyvah. eyvah. Çok not var önümüzde, <laughs> <Evet, gülüyor> Bir takım evet. şeyler var ama evet. programı bitireceğiz. Bir iki cümleyle e, ben kafamdakileri sordum. Evet. Net yanıtlar evet. da aldık. Evet. Üçüncü ittifak olmuyor. E, efendim üçüncü ittifakla ilgili. Çünkü sonuca gitmiyor. Tabii tabii sonuca gitmiyor. Burada sonuca gitmek lazım. Tamam. Bu çok önemli. Biz bunu saadet parçası olarak e, ifade ediyoruz. E, ama hem seçim satım haline girilmedi. Şartlar ne olur? Türkiye'de 24 saatte Hı -hı. farklı şeyler olabilir. Ama netice itibariyle Saadet Partisi'nin duruşu bu ülkenin geleceğini ihsa etmekle doğru orantılı olduğu için öyle zannediyorum. Ee, böyle bir üçüncü yoldan, üçüncü ittifaktan ziyade e, başka bir işbirliği iş daha önemli. Siz Rafa. ittifak da demiyorsunuz, işbirliği. İş i̇ttifak değil zaten. Seçim bitti ya. Tabii tabii bitti. Tabii. Herkes kendi tabii, tabii. kesinlikle evet. kimliğine, partisine, programına. Evet, yani ülecek burada ülecek. bir duruş ortaya koyuyoruz. Evet ne söyleyelim? Efendim ne söyleyelim? Eski hiç konuşamadık. E, Eski şeyle ilgili tabii ben e, zaman zaman kendi mesleğimle ilgili Çok güzel projeleriniz vardı. Evet, vardı ama bak çok iddialı. Eski Eskişehir... trafiği bile <laughs> evet. dediniz ki Evet. Çok kısa bir sürede evet. bir de hatta bütçe de verdiniz. Evet, aynen öyle. Şu kadar parayla bu kadar zamanda çözerim diye bir projeniz gerçek oluyor. Evet. Keşke bunlara vakit olsa da konuşabilsek evet. ama vakit evet. yok. Evet. Çiftelerden su getirme. Evet. Ee, evet. kim kimindi? Kim söyledi bilmiyorum ama Ben ilk sizden duydum. Evet. Kamuoyunda da sizden evet. duydum. Tabii. Bunu çiftelerden içme suyu gelmesi evet. o çok önemliydi. Önemli bir projeydi. Oluyor değil mi onda bir? Tabii. Değil. Evet. Tabii Bakanlık marifetiyle tabii burada sadece belediyelerin kendi imkanlarıyla yapma imkanı yok ama Zor. Devlet işleri Genel Müdürlüğü ya da işte o bakanlık bu konuyu proje olarak tabii gündemine almış ama Bununla ilgili kaynak var mıdır, yok mudur? Onu evet. tartışmak lazım. Tabii burada ben aslında Eskişehir'in imardan, altyapıya ulaşımdan sosyal hayata kadar birçok konuda gerçekten çözüm bekleyen sorunları var. var. Kentsel dönüşümle ilgili, işte bazı e, mahallelerle ilgili, daha Hı -hı. sonradan işte... Karapınar. Aynen bu. işte Karapınar. Bana soruldu. Yani Karapınar'la ilgili TOKİ, işte kim yetkili, belediye midir, işte falan filan. Dedim ki yani burada mesele çok basit. Efendim, aslında e, bu konuda taraf olan taraflar, bir meslek odaları, bizim de orada bulunduğumuz bir toplantıda bir tartışma ortamını getirdiler. Burada kim engel oluyorsa kendinden ortaya çıkar. Bu tartışmanın anlamı yok. Ee, bir bu konu soruda... çok belirsiz bir konu değil, değil mi? Söz bir kesim çok değil, net, çok net. Yarım saat konuşsanız ben olay aydınlanır. Yarım saat inan 10 dakikayla bu, iki, bu iş biter. Efendim ondan sonra kim buna e, kim özel e, engel oluyor? Sorusunun cevabı şu. O toplantıya kim gelmiyorsa o engel. O engel. Yani onu, bu kadar Çok açık. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı sağ günler sağ diliyorum. Sağ Başarılar diliyorum başkanım. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingölle Saadet Partisi'nin gündemini biraz ekonomiyle, koronavirüsle de harmanlayıp konuştuk. Yayınımızı izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum efendim.